da eşlik ediyor. Herkes araca. Bir savunacak bir şey. Geçtik. Teröristler roketle saldırdı, SAS komandoları sokağa indi. Özel harekatlar olarak düzenlenen operasyonda bir polis... Show Haber ekibi roketli saldırı anını ve sonrasında yaşanan çatışmayı görüntüledi. Araca gir, araca gir. Herkes araca. Bekle, bir saldırı gerçekleşti. Çatışma çok şiddetlendi. Biz de hemen araca binmek zorundayız. Bülent abi gel. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının 3. günü. Nusaybin'de günün ilk ışıklarıyla operasyonlar yeniden hız kazandı. Bugün operasyonlara SARS komandoları da eşlik ediyor. 2 gündür operasyonları özel harekat polisleri yapıyordu. Bugün SAS komandoları da sokaktaydı. İşte görüyorsunuz şu anda SAS komandoları hendeye doğru ilerliyorlar. Orada bir bomba olduğu tespit edildi sabah. Ancak çevrede yine terörist unsurların olduğu söyleniyor. Barikatın yaklaşık 150 metre ilerisinde bir görüntü aldığı araçlar ve o noktaya doğru atış yapıyorlar. Ardından operasyonun ikinci aşamasına geçilecek. SAS komandoları şu anda mahalle arasındaki operasyonlarına devam ediyorlar. O evde teröristlerin olduğunu düşündükleri için şimdi operasyon doğru buluyor. Çok dikkatli çünkü saldırının nereden ve ne zaman geleceği belli değil. Sıcak temas kesintisiz 10 dakikadır devam ediyor görüyorsunuz. Yaklaşık 150 metre ötede mevzilenmiş terörist grubu var. O noktaya doğru ateş ediyor. Hem asker hem polis. Teröristler yola döşedikleri bombaları patlatmak için emniyet güçlerinin geçişini bekliyordu. İkinci bir bomba tespit edildi. O şimdi kontrollü bir şekilde patlatılacak. Yaklaşık 50 metreden fazla kablo çekti SAS komandoları emniyetle birlikte. Şimdi herkes güvenli bir mesafeye çekildi ve o bombanın İmhası gerçekleştirilecek. Ve işte bomba SAS komandoları ve emniyetin ortak operasyonuyla imha edildi. Eşli. Gerçekten çok zor şartlarda operasyon devam ediyor. Şimdi oraya kadar ilerleyeceğiz. Şükrü dikkat et sokağa. Bu sokak dün de size söylemiştik çok tehlikeli. Buradan çok hızlı geçmemiz gerekiyor. Bülent abi hızlı gel. Geriye. SAS komandoları şimdi sokağın güvenliğini de alarak yine karşıya geçiş yapacağız biz de. Geçtik. Sıçra komutuyla beraber herkes sokaktan bu tarafa doğru geldi. Saatler süren çatışmanın ardından geldi acı haber. Polisi Mesut Demirkan şehit oldu.